Merhaba değerli kullanıcılarımız. Bu videomuzda sizlere araç giderlerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili FishMaster üzerinde nasıl işlem yapılacağını anlatacağım. Biz bu işlemin yapılabilmesi için Fişler menüsündeki FishMaster uygulamasıyla işlem yaptıracağız. Bu özelliği kullanabilmek için bir tane Fish girişi ekranı açılacak. Tarih ve Fish tipi gibi alanlarımızı doldurduktan sonra Fish satır detayına geliyoruz. Mouse'umuzu bu satırdayken sağ tuş yapıp FishMaster açık tıklıyoruz. Kısa yol tuşuyla da ilerleyebiliriz burada. Bu ekrandayken yardım butonuna bastığınızda bizim daha önceden örnek olarak hazırladığımız FishMaster şablonlarımız var. Gördüğünüz gibi burada size uygun olanlarda seçim yapıp programınıza ekleyebilirsiniz. Bu sayfada sizler için örnek olarak hazırladığımız şablonları indirebilirsiniz. Burada hangini tercih ederseniz örneğin bu örneği indirelim. İndirdikten sonra sıkıştırılmış klasörden dışarıya çıkartıyoruz. Ben masa üstüne kopyalayacağım kolay erişelim diye. Evet. Bu işlemden sonra tekrar programımıza dönüyoruz. Programdaki FishMaster ekranında ara çubukları butonunda FishMaster tanımlı dosyadan oku butonumuz var. Bu butonu tıkladığımızda biraz önce masaüstüne kopyaladığım araç gideri diye oluşan dosyayı programa okutuyorum. Örnekte araç gideri diye kaydedilmiş, farklı isimlere de kaydedilmiş olabilir bu dosya. Aç dediğimde buraya yolu belirledi. Tamam diyorum. FishMaster'la ilgili alanları kendisi doldurdu. Daha önceki tanımlı dosyadan geldi. Bizim burada dikkat etmemiz gereken hesap kodlarını kendi hesap planımıza göre uyarlamak. Burada örnekte 760.01 demiş ama bizde bu hesap kodu farklı açılmış olabilir ya da başka bir hesaba da atmak isteyebiliriz gideri. Ben şöyle yapıyorum. Daha önceden örneğimde 770 hesabı kullanmıştım. Temsili hesaplar bunlar. KDV'mizi seçiyoruz. Evet, ben hesap kodlarımı örnektekini kendime göre uyarladım. Kaydet butonuyla FishMaster'ımızı kaydettik. Kapat butonuyla çıktığımda artık benim her FishMaster'ı çağırdığımda aç dediğimde karşıma gelecek olan veri giriş alanını çağırdı. Burada gelen belgenin türü neyse, örneğin e-arşiv fatura diyelim. Belgemizin tarihi, belgemizin numarası, örneğin böyle bir numara oluşturalım. Burada TC numarasından hesap planınızda vergi numaraları, TC numaraları tanımıyorsa hesap planınızda cari kartlarla eşlenmişse vergi numarasından hesap kodunu çağırabilirsiniz. Ben örneğinde bir tane temsilen yaptım. Burada vergi toplamını yazıyorum. Enter tuşuna bastığımda gerekli alanları kendisi hesapladı. Fişe aktar butonunu tıkladığımızda gördüğünüz gibi fişin üzerine gerekli değerleri, hesap kodlarını program ekledi. Kontrolümüzü yaptıktan sonra belgemizi kaydedebiliriz artık. Bu şekilde farklı örnekler de kendiniz geliştirerek FishMaster'ın içinde farklı hesaplama yöntemleri geliştirip daha önceki eklediğimiz videomuza bakarak farklı yöntemler geliştirebilirsiniz. Teşekkürler.